Herkese merhabalar. Bugün size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Aslında bu olaya gülünür mü, ağlanır mı, tebessüm edilir mi bilmiyorum ama sonuçta sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğle namazı vakitleriydi. Camiye gittim. Caminin ön taraf ortasında bir amca namaz kılıyor. Yaşlı bir amca. Namazını oturarak kılıyor. Belli ki dizlerinde bir rahatsızlığı var. Ben oturdum. Kendi namazımı kıldım. Ardından duamı ettim. Ama hala amca namaz kılıyor. Ama biliyorum ki benim kıldığım namazdan daha fazla namaz kılıyor. Duam bittikten sonra biraz da dinlendim. Oturdum. Bekledim. Ama amca hala namaz kılıyor. Şimdi ben camiden çıkmak istiyorum. Ama bir de kalmak istiyorum. Yani neden bu kadar namaz kıldığını öğrenmek için. Bekledim. Bir saat bekledim. 1,5 saat bekledim. 2 saati buldu. İkindi vakitleri olmak üzere. Amca namazını bitirdi. Duaya geçti. Sonra dedim fırsat bu. Git sor. Yanına yaklaştım. Benim geldiğimi fark etmiş olmalı ki duasını bitirdi ve arkasına dönüp Allah'ın selamı üzerine olsun güzel oğlum dedi. Dedim aleyküm selam amca. Yani kusura bakma ama ben seni birkaç saattir takip ediyorum. Sürekli namaz kılıyorsun dedim. Neden namaz kılıyorsun? Yani bu kadar daha önce kitaplarda okuduğum yüce şahsiyetler gibi hani sürekli namaz kılıyorsun diye sordum. Haşa dedi. Beni onlarla karşılaştırma dedi. Ben aciz bir kulum dedi. Ben sadece sabah namazını kaçırdım. Onun için onu telafi etmek için bu kadar namaz kılıyorum dedi. Tabii ben biraz duygu yoğunluğu yaşadım. Yani biraz daha kendimi sorguladım. Biraz daha çevremi sorguladım o an. Ve sonra dedi ki kendisi bu dünyadaki ne kadar değerli olduğunu, Allah'ın kullarına ne kadar değer verdiğini bilmezse gelecekte Allah da o derece değer verir. Elimiz tutuyor, gözümüz görüyor, kulaklarımız duyuyor. Tüm vücut organlarımız, tüm vücut işlevlerini gereğinde yerine getiriyor. Kusursuz çalışıyor ama biz şükretmiyoruz. Namaz kılmak, insanları, daha doğrusu namazı kılmamak insanları üzmüyor. İnsanlar utanmıyor da. Ama amca yaklaşık 2 saat boyunca kendisi sadece oturan sabah namazını telafi etmek için çalışıp çabalıyor. Ve onu gördüğümde ben gerçekten çok duygulandım. Ve ben dışarı çıkınca amca namazına devam etti. Yani ben bildim ki bu amca yani kafasındaki o soru işareti gidene kadar o namazına devam edecek. Yani uykunun ne kadar tatlı geldiğini söylediği an ve o uykudan vazgeçemeyip kendisine o uykuya teslim ettiği an bu namazı kılmaya da artık kabullendiği an olduğunu söyledi. Ve bu da bana unutulamayacak bir ders verdi. Nasıl bir zamandayız bilmiyorum ama sözde hepimiz Müslümanız. Hepimiz dindarız. Hepimiz dinimizi çok seviyoruz. Peki ya Özde? Özde ne yapıyoruz? Gıybet ediyoruz. Arkasından konuşuyoruz. Günah işliyoruz. Hiçbir faydamız yok. Ve geleceğe dönük
Kendi çıkarlarımızın dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Ha belki yapıyoruz. Neden yapıyoruz? İçimizi rahatlatmak için. Allah rızası için yapmıyoruz. Yine kendimiz için yapıyoruz. Şunu yapayım da sevap olsun. Ya Allah rızası için yapsana. İçinden gelsin. Ama kötülük yaparken hiç düşünmüyorsunuz. Hiç düşünmüyoruz. Biz kimiz bilmiyorum ama inşallah herkes kendi benliğini hatırlar. Herkes kendi benliğinde yol alır. Ama şu anki yeni yetişen bir nesilden çok fazla aslında ümidimiz yok. Ama bilgi çağında yaşıyoruz. O gençlerden inanıyorum ki çoğunluğu çıkıp Kur'an-ı Kerim'i, dinimizi daha iyi anlatacak, daha iyi savunacak ve bu şekilde de dinimiz daha da ileri taşınacak diye ümit etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni sabırla dinlediniz. Size tek tavsiyem Allah rızası için Allah yolundan gitmenizdir. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.